Merhaba Zartan teyze. Merhaba canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Şefa getirdin. Çok güzel görünüyorsun. Çok görüşürüz. Teşekkür ederim. Sen de güzelsin. Merhaba sevgili kardeşler. Hepiniz bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün Zartar teyzeye konuk olduk. Onu daha yakından tanımak adına küçük bir söyleşimiz olacak. Hoş bulduk Zartar teyze. Siz hoş geldin Ömeren. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Hamdolsun. Bugün biraz küçük bir seninle söyleşimiz olacak. Evet. Bazı sorular yönelteceğim sana. Seni daha yakından tanımak, senin Hristiyanlık yaşamını daha yakından tanımak adına olacak. Nerede doğdun, nerede büyüdün, nerede evlendin, nerede çalışmaya başladın? Biraz anlatabilir misin? Divriği'nin köyünde doğdum. Sivas'ta. Sivas'ın. Evet. Sivas'ın Divriği kazası. Hı hı. Köyünde doğdum, Divriği'nin içine evlendim, gelin geldim. Anladım. Hı hı. Orada 3 çocuğum oldu. Oradan kalktık İstanbul'a geldik 6 Eylül'de. 6-7 Eylül. 6 Eylül bu kırım vurum olduğundan bir sene sonra geldik. 50'lerde yani 52, evet. 1952'de. Çocuklarımı gönderecektim, göndermedik. 6 Eylül olunca korktuk, göndermedik. Sivas'a mı göndermediniz İstanbul'a. Yoksa? İstanbul'a. İstanbul'a. Ha. Kaynımgil buradalardı, biz de gelecektik. Çocukları önden gönderelim, okula yazılsın dedik. Evet. Korktuk. Olaylar 6 olunca. Eylül olunca korktuk, göndermedik. Bizle beraber bir sene sonra geldik. Sivas'ı niye bıraktınız peki? Yani neden orada hayatı devam ettirmediniz de İstanbul'a? Ermenilik kalmamıştı. Hiç yok. İki evdik. Öyle mi? İki haneydi. Anladım. Ondan sonra geldik işte buraya. Gedikpaşa'da da oturduk birkaç sene. Sonra? Her şey çok. Büyük oğlum Sizler Ömür öldü, hastalandı. Evet. Ondan sonra kalktık, bir kızım doğdu, 10 yıldık. Allah yerine bir kız verdi. Kalktık ondan Bakırköy'üne taşındık. Bakırköy'üne geldikten sonra burada kilisede Elmas Köyrük Türkçe şey yapıyor, vaz ediyor dediler. Hangi kilisede? Bu Ermeni Kilisesi Bakırköy. Tamam. Orada gittik, onu dinledik. Onun şeyine iman ettik, tövbe ettik. Heveslendim, İncil aldım. Okuma bilmiyordum ama. Okuma yazman yoktu. Yok. Benim abilerim köyden köye gidip okuyordu. Köylerde okul yoktu. Evet. Kızları göndermezlerdi. Hmm, ben anladım. Okumadım hiç. Evet. Ama hevesim çoğuldu. Onların ezberlerini ben ezberlerdim onlar ezberlerken. Ama okutmayınca kalıyor öyle. Nasıl oku? Peki daha sonra nasıl okumaya başladın İncil'i yani? Okumaya buraya işte Bakırköy'üne gelip kiliseye gittikten sonra heveslendim okuyanlara. İncil olmak, okumak istiyorum. İncil'i aldım. Evet. Baş harflerini, büyük yazılarını okuya okuya ilerlettim. Şimdi Allah'a şükür 2-3 sayfa okuyorum sabah kalkıp. Kendi kendine öğrendin ben yani. Ben kendi kendime öğrendim. Evde böyle evde şey yapan kendi kendime anladım. Öğrendim. Kaç yaşındasın? 81 yaşındayım. Peki nasıl böyle yani bir sırrı ne bu işin? Daha az stressiz yaşam mı? Daha stresim de bitti. Besinlerden mi? Sevgim de çoğaldı. Her şeye rahat rahat yani kendi başına yapıyorsun. Kendi başıma. Allah beni öyle güzel. Yemeklerini de kendin yapıyorsun. Kendim yapıyorum. Herhalde her şey doğal yiyorsun yani o yüzden. Elimden geldiği kadar. Şimdi kendi halimde olduğu için istesem tuzlu yiyorum, istesem tuzsuz yiyorum, istersem ot yiyorum, ne istersem. Tek başına yaşıyorsun galiba değil mi? Tek başıma yaşıyorum. Eşim 25 sene oldu öleli. Anladım. Çocukların burada mı yoksa İstanbul dışında, Avrupa'da veya? Biri Avrupa'da, Fransa'da. Hı-hı. Biri Sarıyer tarafında oturuyor kızım. Hı-hı. Oğlum da üst katımda oturuyor. Anladım. Peki biraz şeyden bahsedelim. Ne zaman iman ettin? Kaç sene evvel? Nasıl oldu? Herhangi bir, yani bir mucize mi oldu veya bir görünme mi? Ben kiliseye gider gitmez o okunan şeyleri duyunca iman ettim. İman zaten dedim, benim babam eskiden okurdu. Babam imanlıydı. Öyle mi? Evet. Ha. Babam okurdu, dinlerdim ama evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Unutuldu. Yani bir dua bile etmeden attığımız oluyordu. Günleri geçirdiğin oluyordu evet. Yani. Ondan sonra ben kendimi toparladım. Çocuklarıma da daha güzel hareket etmeye başladım. Arkadaşlarıma da daha güzel hareket. Zaten kocam yaşlıydı. İtaat çok ederdim. Kayınbaba gibi. Yani büyük kayınbabammış Kaç gibi. Yaş büyüktü senden? Benden 10-15 yaş büyüktü. Anladım. İtaat ederdim. Yani aha, çok iyi bir hayat geçirdim. Beyim de iyiydi. İman Allah etti mi sonra o yoksa sen? O da ilk baştan biz evlere dua alıyorduk. Evet.
Duvayı gördüm, işte siz başımıza bir iş çıkaracaksınız. Siz karakollara gideceksiniz. Evet. Ben de diyordum ki karakola gidersem ne diyecek? İman ettim, dua ediyorum. Bir şey de demezler. Olursa Allah'ın yolunda olsun derdim. Diye diye sonra sonra kendi de iman etti. Evet. O Arşalus'a gittiniz ya. Hı hı. O Arşalus'un anası ölmüştü. Evet. Ona başsağlığa gittik. Hı hı. Orada işte bütün büyükler dua ettiler. Hepimiz, ben de ettim. O daha o duaya girmiş değildi hiç. Ben her zaman söylerdim ama hani lafta kalır. Ne derler, bıçak kendi sapını kazımaz. Sen her adamdan alamazsın. Senden üstün göreceksin ki alasın. Onların o duasının üstüne eve geldi, dedi ki ben biliyor musun eridim dedi. Evet. Ben bu duaları işitince dedi mest oldum dedi. Yani o zaman o iman etti. Etmişti zaten, imansız değildi de. Aha. Korkaktı. Cesareti yoktu korku yani. Korku ruhu vardı, korkardı. Şimdi hükümetten bir kağıt gelse onu hemen ödeyeyim, aman başıma bir iş gelmesin. Öyle korkaktı. Ha. Yani düzenli giderdi. Anladım. O dönem peki sizde ev toplantıları olmaya başlamış mıydı? İşte size de mi ev geliyorlardı? Hepimiz ev toplantısından dersek korkuyorduk, kiliseye değil. Hmm. Evlere toplanıyorsunuz, bir gün sizi karakola götürürler, basarlar diyordu. Ha. Ben de diyordum ki ondan gelen Allah'tan gelsin. Anladım. Allah bizi korur. Hakikaten de korudu, hiçbir gün bir şey olmadı. Anladım. Peki negatif eleştiriler oldu mu dışarıdan böyle? Eleştiriler, kardeşlerim. Ne dediler? Hepsi zartarı kaybettik dediler. Yehova oldu dediler. Aa, anladım. Döndü dediler. Ondan sonra bir zaman inanmadılar. Sonra hepsi inandı. Sonra Ahbari'nin kızı vardı. Abinizin kızı. Abimin mi? Kızı hastalandı. Ona dedim ki iki tane arkadaş getireyim. Ne hastalığı? Pardon. Sinir. Ya. Sinir hastalığı, sinir ruhsal hastalığı. Bir hastalık ruhsal yani. Ruhsal hastalık. Evet. Dedim ki ben sana dedim ruhani kardeşlerden getireyim dedim. Hı hı. Sen üzerine okusunlar dedim. Tamam. Kabul etti. Kalktık dört kardeş gittik. Evet. Şeyde oturuyordu Feriköy'de. Gittik, oturduk, konuştular, dua ettiler. Bu kız öyle iman etti ki orada. Anası da iman etti. Hı hı. Ben şimdi bir şey desem inanmazdı hele. Yengem hiç inanmazdı. Bir gün benim bu dizimde kayma oldu. Evet. Dizim şişti böyle kütük gibi. 7-8 sene kaldı üstümde, gitmedi. Evet. Sonra bir gün Balat Kilisesi var. Balat'a senede bir gün toplanırlar. Hastalar şifa bulur. Rum Kilisesi mi bu Ermeni Balat'taki? Ermeni Kilisesi. Ha. Hastalar orada şifa bulur. Hmm. Bütün felçlileri, hastaları götürür yatırırlar oraya. Evet. O gece orada şifa bulur. İman eden buluyor. Hepsi bulmuyor. Tabii. Kızım dedi ki mama dedi biz dedi şeye gidiyoruz, Balat'a gidiyoruz. Sen de geliyor musun dedi. Tamam. Ben dedim Balat'a gelmiyorum. Siz dedim bir kapıdan girip bir kapıdan çıkıyorsunuz. Ben uzun uzun dinlemek isterim dedim. Burada da kilise var dedim. Ben kalktım burada kiliseye gittim. Gittim kiliseye okunurken, dua ederken sanki içimden bir şey geldi. Duvar ruhu geldi. Hmm. Hemen dize çöktüm. Balat'taki hastalar için yarab dedim. Evet. Ağlayarak Balat'taki hastalara şifa ver diye dua ederken bu dizimdeki şifa geçti gitti. Şişlik. O da iyileşti. Şişlik kaydı gitti. Evet. Kaydı dizimden gitti. İşte bunu anlattımsa yengeme. Şimdi bu oradan aklıma geldi. Aha. Dedi ki, İnanmadı mı? İnanmadı. Gemik yerinden çıkmıştı dedi. Geldi yerine dedi. Olmuştur dedi. Yerine anladım. Geldi mi o saatte geldi. O kadar 5-6 sene kaldı da. O gün ben dize gelip de dua ederken mi geldi? Ben oradakine dua ettim Allah bana şifa verdi. Evet. Evet. Ben Allah'tan ne diledimse yani almışımdır. Şifa anladım. Alırım. Şimdi bile desem ki Allah'ım şunu şöyle olsun. Oluyor, teşekkür ederim. Biz o zaman size gelelim, dua listesi yapalım. Ben aciz düşkünüm hakikaten. Gücüm de kuvvetli, duam da kuvvetli değil ama Allah biliyor imanımı. Hı-hı. O gece gündüz benimledir. Hı-hı, amin. Benimle yatar, benimle kalkar, hı-hı, benimle yer, benimle içer. Teşekkür, hı-hı, ederim. Yola çıkarım, kapıyı kilitlerken üstüne bir hat çıkarırım. Yüzüme hat çıkarım, ben sana emanet ettim evimi, canımı derim, yola çıkarım. Yengeniz sonra nasıl iman etti? O işte kızın üstüne hepsi iman ettiler. Ha, anladım. O kızın, o hastalığı, kızın hastalığı da iyileşti. İyileşti çok şükür. Onlar ailecek. Kendileri de iman ettiler. Hala da yaşıyorlar Allah'a şükür.
Peki o dönemki, iman etmeden önceki dönemki Zartar teyze ile şimdiki Zartar teyze arasında fark var mı? Vardır büyük bir ihtimal. Çok var tabii ki. Birkaç tane sayabilir misin? Hangi karakter özelliklerinde? Ne gibi, yani hangi karakterin hangi özelliklerinde? Sabır geldi. Kötülük edene karşılık veremiyorum, vermiyorum. Daha mı o zaman kavgacı bir ruha sahipti? Yok, hiç kavgacı değildim. Oldu bitti, kavgacı değildim. Anladım. Değildim ama içime atıyordum. Şimdi içime de atmıyorum. Allah'ım niye içime atayım? Olma, oldu geçti diyorum. Hatta ben iki kişiye de beddua ettim. Öyle mi? Ne zaman? Çok eskiden. Aha, anladım. Allah da bedduamı yerine getirdi. Cahil idim, sevindim. O bana yaptı, Allah da ona yaptı dedim. Ama ondan sonra, tövbe ettikten sonra hala gözyaşı dökerim ki ben o bedduayı niye ettim, beni affet Allah'ım derim. Dokundu sana o. Dokundu, niye ettim ben onu diye. Allah seni ıslah etsin de. Yahut ne bileyim bir şey de. Dedim hiçbir işte. Şey deme ya da deme. Çek git. Anladım. İşte o zaman genç idim. Peki mesela bu senin karakterindeki gitgide zamanla değişmelerin, daha iyi yöne gitmen, sabırsızdın, daha sabırlı bir insan olman. Daha sabırlı oldum, daha anlayışlı oldum, daha seviyorum herkesi. Etraftakiler fark etti mi? Etrafındaki, ailendekiler, çevrendekiler, komşun, ailen. Ediyorlar. Ne diyorlar? Mesela yüzüne karşı. Yok, yüzüme karşı değil de ne bileyim seni seviyoruz, eşin diyorlar. Bilmiyorum. Yalan mı, gerçek mi bilmiyorum. Nedeni ne falan bu tarz sorular? Yok, öyle bir dedim ya, kavgacı değildim ki durdum diyeyim. Dedikodu Allah severmesin. Dedikodu edenlere derim ki yapmayın, günahtır. Ben şimdi duaya gidiyorum, bir şey okuyorlardı, dinliyordum. İçimden alevleniyor, hoşuma gidiyor. O zaman anlatabiliyordum, duyduğumun hepsini anlatıyordum. Geliyorum evde anlatacağım, bakıyorum ki biri sigara yaktı, biri kahve çevirdi. Benim lafım kesilir. Anladım. Sen neredin? Evet. Yani öyle bir arsızcasına illa beni dinleyin diyemezdim. Benim sözümü keserlerse olduğum yerde dururum. Anladım. İşte öyle gidiyor. Anladım. Peki bu biraz tam programın sorusu olan soruyu sana söylemek istiyorum. Biraz erkenden olacak bu soru ama Tanrı'nın senin hayatındaki yeri tam olarak nedir desem? Benim hayatımın kaynağı. Her şeyim benim Tanrı'nın yeri. Her şeyim benim. Anamdan, babamdan, oğlumdan, kızımdan, her şeyden üstün benim için. Kızıyorlar mı bazen? Mesela deyince yani çocuklarınızın tepkisi yok, oluyor mu? Kızmıyorlar. Hiçbiri kızmıyor. Hatta kızım arada gelirdi fırsatı olursa. Hani bu laf onlara nasıl geliyor? Yani senden önce bir Tanrım var. Hani önce Tanrım sonra sen, kızım veya oğlum. Yok, onları ben demiyorum onlara. Ha, anladım. Önce Tanrım seni sevmiyorum, hepsini de seviyorum. Anladım. Ama Tanrım'ı sevdiğimi biliyorlar. Şimdi kızım geldi ki illa yine götüreyim. Götürür beni 10-15 gün misafir eder. Nerede? Evinde. Hasta oldum. Hasta oldum mu götürür. Aha. Geçen gün geldi yine, sana gelirsem dedim, ne kilise var ne dua var. Ne dedi? Bir şey demedi, çekti gitti. Hala devam ediyor musun? Geliyorlar mı sana toplantıya? Pek toplantı, bu sene zaten yazdı gelmediler. Evet. Şimdi de Allah isterse gelecek çarşamba isteyeceğim bana gelecek. Hangi kiliseye katılıyordun? Sen hangi ben kiliseye? Gedikpaşa'ya gittim epey bir zaman. Evet. Şimdi uzak gidemiyorum. Anladım. Yeşil'e de gittim, Zeytinburnu'na da gittim. Şirin evlere de gittim. Neydi adamın ismi, unutuyorum işte. Meşhurun damadı. Şu an gittiğin... Şimdi bu an Ermeni Kilisesi'ne gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyor. Anladım. O zamana biraz gidelim tekrar. Bu 25 sene evvel, 20-25 sene evvel iman ettin. O zamana gittiğin zaman koşullar daha mı kolaydı? Yani daha mı kolay bir kutsal kitap bulabiliyordun? Kutsal kitap çok geliyordu. Kitap, Habibimiz var gibi istediğimizi alıyorduk. Menşur toplar getirir. Kitapsız kalmıyorduk. Her çeşit kitabımız var dolu. Ben herkese de verirdim kitap. Daha az seminerler mi vardı? Şu an çok seminerler var. Belki katılmıyorsun ama. Katılmıyorum. Çok dedim ya şimdi. Toplantılar da aynı şekilde sıklıkta mıydı? Toplantılara şimdi ev toplantılarını kiliseye verdiler. Salı günleri oraya gidiyoruz. Ben de gidiyorum. Anladım. Evlere şimdi her gün gidemezse takip edemiyorum. Takip edemeyince de gidemiyorum. Ama kilise dolursa biliyorum ki buradalar, gidiyorum. Gençler çalışıyor mu sence? Yeteri kadar çalışıyor muyuz biz, imanlı gençler yeteri kadar çalışıyor muyuz? Pek gençler çok yok. Gençler, hele benim gençlerim hiçbirinde yok.
Torunum var, kiliseye gider. Liseye, üniversite okuyor. Kiliseye gider, bir mumunu yakar, bir haymerini söyler, çıkar gelir. Hı hı. Oğlum, kız, gelinim de hiç gitmiyorlar. Senede bir bayramdan bayrama. Hı hı. Başka bir şeyim yok, şikayetim. En büyük şikayetim o. Bütün gece gündüz duan, hepsini imana getir. Ruhul Kudüs'ünle mühürle diye yalvarıyorum. Hı. Çünkü bu, vaat etti, Ehl-i Beyt'ini mübarekleyeceğim dedi. Vaadi evet, var evet, insanın. Evet. Vaat etti, kurtaracağına iman ediyorum. Hala bekliyorum. Amin. Bu kilisede hizmet ediyor musun? Bir herhangi bir farklı hizmette bulunuyor musun? Ne bileyim, belki dua zamanı veya paylaşım zamanı gibi yok, bir şey. Yok, öyle paylaşım. Ben dedim ya, okumam kuvvetli değil. Kendi kendime öğrendim. Herkese vaz edecek halde değilim. Peki daha gençken, 20 sene evvel hiçbir kilisede hizmet ediyor muydun? Mesela bir çocuklara bakmak veya bir şey çalmak, yok, koroda olmak. Hiçbir şey yapmadım kilisede. Ben çocuklar, torunlarım vardı, torun büyüttüm. Hı-hı. Çocuklarım büyüdükten sonra kızım çalışıyordu. Hı-hı. Torun büyüttüm. Hı-hı. Peki hiç pişmanlık oldu mu? Keşke zamanında kilisede şu şekilde hizmet etseydim veya... Keşke okusaydım da hizmet etseydim. Elbette onları hep istiyorum. Ne yapmak isterdin? Okurdum da, vaz ederdim de, gezerdim de. Sesin güzel mi? Yok, sesim, paylaşır mıydın sesim koroda? Güzel değil. Ha, ilahilerde söylerim, girerim. Hı-hı. Herkesle anladım, beraber. Yalnız söyleyemem, pek unuturum. Peki Zartar teyze, tekrar Sivas'a gidelim, o döneme gidelim. Kilise var mıydı gittiğin o dönem? Ben doğduğumda kilise yıkılmıştı. Hmm. Yıkık kiliseler. Çocukken giderdik, 3 tane tut ağacı vardı önünde. Hayret için dikmişler. Gider tut yerdik. Kilisenin damına çıkardık. Şeylerin üstü, horanların üstü yıkılmamıştı. Kapılardan canlı. Horan dediğin o heykel, o papazların şey, oturduk evet. Horan. Tam horan. İçeri girdiğiniz zaman hani bazı kelimeler Ermenice oluyor kardeşler. Onu ben açıklayabilirim. Kiliseye girdiğiniz zaman bir geleneksel, hani Ermeni kilisesi olarak düşünün, Ortodoks kiliseleri. Girdiğiniz zaman, ilerlediğiniz zaman papazların minber diyorlar Türkçede. Heykel diyorlar galiba. Yok. Öyle diyorlar. O papazların İşte papazların oturdukları, yer, oturdukları evet, o kısım oluyor. Evet. O kısımlarda dut mu yiyordunuz? Yok, onun üstüne çıkıyor. Orası yıkılmamış yani, sağlam olduğu için orası Horasan'la yapılmış. Hı-hı. O bir yerleri yıkılmış. Oraya çıkar dut yerdik. Kaç senesine aittir? Ta benim çocukluğum, ben 80 yaşındayım. Pontus düşün falan herhalde. Hı? Belki o zaman Pontus Cemiyeti, o eski Bizans kiliselerinden biridir herhalde. Vallahi çok eski bir kiliseydi, güzel, çok büyük kiliseydi. O dönemde peki şeyler, bayramlarımız nasıl geçiyordu? Neler yapıyordunuz? Bayramlarımız küçükken? Biz kendi Ermeni bayramımızı evet, yapıyorduk. Orucumuzu, perhizimizi tutuyorduk. Yumurta boyuyordun. Yumurta boyuyorduk. Biraz anlatır mısın, şimdikiler farkı ne? Neler, ne gibi farkları var? Daha mı böyle bayram havasındaydın? Daha mı hissediyordun bayram havasındaydı, ki bayram gelmiş? Nasıl olacak? Konu komşu gelir, çoluk çocuk gelir, bayramlaşırlar. Yemeğimizi yeriz, kahvemizi içeriz, ikramımızı yaparız, ne varsa. Güzel güzel giyinip o pazar kiliseye gidiyorsun. Elimizden ne varsa. Kiliseye oldu diyorum sana. Ha, anladım. Toplanıyordunuz belki. Bir... Öyle bir şey yoktu. Yalnız benim babam İstanbul'a geldi. Burada okunmuş, vaftiz oluyoruz ya. Evet. Okumuş, yağ almış varsa papazdan, evet, getirdi bizim hepimizin anına sürdü. Bizi vaftiz etti orada. Aa, bir dakika, bir dakika. Tabii sen ve abilerin vaftizli değilsiniz. Değiliz. Kilise yoktu çünkü. Benden evvel büyük abilerim olmuşlar. Bir köy, İstanbul'dan biri gelmiş, yapmış. Evet. Ama ben doğmamışım o zaman. Ha, İstanbul, papaz mı geldi? Gelmiş İstanbul'dan Divriğe. Papaz, herkesi evet, vaftiz etmiş olan çocukları. Ondan sonra zaten Ermeni kalmamıştı zaten, birkaç ev varmış. Ben de evlendikten sonra vaftiz oldum. İki çocuğum vardı, vaftiz oldum. Çocukların da vaftiz oldu? Çocuklarımı vaftiz. Burada oldular çünkü. Burada İstanbul'da, beni vaftiz etti. Burada olmadı, pardon. Çocukların memlekete geldi yine. Ha. Evet. Beni evvel vaftiz etti, ondan sonra düğünümü yaptı, nikahımı yaptı, kilise kusagını yaptı.
Ondan sonra çocuklarımı yaptı. Bir saniye. İstanbul'dan bir papaz İstanbul'dan bir Sivas'a papaz geliyor. Geldi. Benim amcam da İstanbul'da yaşıyordu. Beraber geldiler. Peki mesela onu özel olarak işte böyle böyle bir durum var. Gelin mi diyorsunuz? Özel yoksa olarak, onlar böyle yılda 2-3 kere geliyorlar mı? 2-3 kere gelmedi. Bir defa geldi. Onu buranın şeyleri göndermiş, büyükleri. Yani kendiliğinden gelmedi adam. Ha, anladım. Onu vazife olarak vermiş. Gidin köylerde kalan Ermenileri vaftiz edin. Gidin. Geldi vaftiz etti hepimizi. Anladım. Halbuki Sivas zamanında ciddi anlamda Ermeni nüfusunun yüksek olduğu bir yer, değil mi? Devrik hep Ermeni, kaç tane. Ama kilise yok. Peki bir şey soracağım. Orada hiç Ermeni mezarlığı var mı? Hatırlıyor muydun? Vardım ama annem babam orada mezarlıktaydı. Bayram zamanları Ermeni mezarlık ziyaretleri oluyor muydu? Mezarlık ziyaretine cumartesileri de giderdik. Bayramdan bayrama da gider mum yakardık. Mezarlıkta. Okuyan yok. Biz kendimiz okurduk. Bildiğimiz kadar gelirdik. Papaz yok, hiçbir şey yok. Papaz yok. Aa, evet. Tabii biz bu kadar ama enteresan gibi. Okuyanlarımız vardı. Mesela benim düğünümde kivremiz. Kirven, ha ha. Şeyimizi yaptı, bıçağımızı. Evet. İncil'ini okudu, yaptı ama papaz değil diye biz tekrar, papaz gelince tekrar bıçak olduk. Ha. Papaz değil de peki bir ruhani miydi yani? Okuma biliyor, Ermenice okuyor. Yani kutsal kitabı Ermenice kutsal mi? Kutsal kitabı Ermenice anladım. Okuyup bilen adamıdı. Anladım. O da bilirdi, babam da bilirdi. Ablamın kayınbabası var, o da bilirdi. Okumuş, eskiden kalanlar okuyorlardı. Ermenice okuma yazma? Ermenice bilirlerdi işte, eskiler diyorum. Onlar Ermenice'yi de biliyor, kiliseyi de biliyordu ama bizden sonra kalmamış. Seferbirlikten sonra kimse, kilise yıkılınca her şey bitmiş. Ermeni okul da yoktu Sivas'ta tabii. Yok, okul yoktu. Yani çok lüks kalır tabii. Kilisenin olmadığı. Okul olması. Gittin mi sonra Sivas'a hiç? Buraya geldikten 52'den sonra bir defa gittim. Daha ilk geldiğim senelerdi. İlk geldiğin senelerdi. Bir defa gittim. Birilerini görmeye mi? Memlekete gittim. O zaman daha abilerim vardı. Hı. Ailem vardı orada. Ablam vardı. Burası zor gelmedi mi? Buranın yemekleri, burası İstanbul'un trafiği. Yani trafik yoktu o zaman tabii. Ben de şimdi her gün... Ama trafik burada vardı. O zaman yoktur herhalde o bu şimdiki gibi. Birlikte yoktu. Bizim memleketimizde çok bir cip geçer, bir memur arabaları. Ha, yani devlet arabası devlet yani. Devlet arabayla araba yoktu. Hatta bir gün bir köyden çocuk gelmişti. Abla dedi, koşarak geldi. Yükteki dedi, uçak aşağı inmiş dedi. Aha, arabayı görmemiş. Hayatında ilk defa araba görmüş. Arabayı görmüş. Uçak zannetmiş. Gökteki uçak dedi, yere inmiş dedi. Ay. Koşa koşa geldi çocuk. Yani öyle hiçbir şey yoktu Divrik'te. Peki yani köyde ama ortaokulu vardı. Sonra güzel yapıldı, her şey yapıldı. Hastane var mıydı? Hastane de yoktu. Vardı hastane. Yakın bir yerde miydi? Yani çok acil bir olaylarda arabayla gidip gelir mi? Ben böyle çok hani İstanbul'da doğma büyüme olduğum için direkt öyle insan ister ister. Köyden bizim seferbirlikten evvel kayınbabamın tarafı çok zenginmiş. Bir köy, bütün köy bizim. Çiftlik. Köy. 10-15 hanelik köy bizim. Senin ailenin yani. Ailemizden bize kalmış. Evet. Ondan sonra o köylüler köyden buğday getiriyor, satıyor. Hayvan getiriyor, satıyor. Bize de misafir oluyorlar. Evet. Geldi bir gün misafir olursa ineklerini, koyunlarını götürdü, sattı. Satamadığını geldi geri. Hastayım dedi, hatun derdi bana. Ağayız ya, ben de hatun oluyorum. Ha. Ben dedi, hastayım dedi. Evet. Üstünü örttüm, yattı avluda. Yazıldı. Ondan sonra bir komşum geldi. Dedi ki, bu adam ölür dedi. Karnına baktık, çatlıyor karnı. Adam ölüyorum, hastayım diyor ama elin evinde şey de yapamıyor. Yoldan geçen birine dedim ki, beyimin ismini verdim. Ayakkabı cantranike deyin ki dedim, evindeki hasta ağırlaşmış gelsin. Adama bir aspirin verdik, kaldırdı attı. Bu ne yapar bana dedi. Hı hı. Yani öyle zavallı bir köylüydü. Nerede o topraklar şimdi, 15 haneli? Sattık biz onları, işte geldik burada bir ev aldık. Koca 15 haneli köyü sattık. Bir sene geldik Paşa'da bir ev aldık. Evet. Yani acı. Ben acı. Gülüyorum ama yani
Anlıyorum. Peki özlüyor musun Sivas'ı? Mesela yani ne bileyim oranın toprağını, havasını, yemeklerini, o zamanları. Hiçbir şeyini özlemiyorum. Gerçekten mi? Hiçbir şeyini, hakikaten. Zor bir hayat mıydı ki? Zor değildi. Yok, benim çalışıyordu. Biz de evde oturuyorduk. Anladım. Yani öyle bir başka bir salımımız, olumumuz yok, değildik. Komşularla değildik. Giderdik de gelirdik de alırdık verirdik de, ama işte o ev için o şeyleri yaptılar. Anladım. Mucizeden bahsettin. Dizinin geçtiğini söylemiştin. Evet. O sırada yengenin kızı hastaydı. İşte ruhsal bir problemi vardı ve onun ailesinin hepsi aynı anda o mucizeyle beraber Rabbe gelmişlerdi. Mucizeme inanmadılar. Kendi mucizelerine inandılar. Kızın iyileştiğinden sonra inandılar. Evet. Kendi kızların iyileştikten sonra onlar da Rabbe geldikler. Ondan bahsettin. Başka var mı böyle hayatında gerçekten anlatabileceğin ciddi bir mucize, bir rüya, bir görüm? Rüya, işte yeni gelmiştim, kiliseye gittim. Dedim ya, yorgunum, gencim ama çoluk çocuğum var. Çörek yaptım, yumurta kızarttım, yemek yaptım. Artık yorgun, kiliseye gittim, ayakta duramıyorum, yer kalmamış ayakta. Mantomu katladım, üstüne oturdum yerde. Oturdum, ışıklar sönüyor. O gece ağlama gecesi, Latin kişere deriz. İsa Mesih'in kaşlandığı gece. Kaşlandığı gün. Işıklar sönüyor. Evet. Işıkları söndürdüler. Ben sanki o kilisenin yukarıda iki tane pencere var. O pencerenin önüne geldi İsa Mesih, durdu. Evet. Böyle durdu. Artık gözümü hiç ondan ayırmadım. Orada o duvamı ettim gözyaşıyla. Işıklar yandı. Kendime geldim. Onu, o mucizeyi kimseye söylemedim. Niye? Söylemezler derler. İnanmaz. İnanmadan değil. Bu... Söylemeyin, mucizeyle görürseniz görümü söylemeyin derler. Birçok teyzeyle konuştuğum zaman yani görümlerinde veya mucize tarzı şeylerinde birkaç teyze de söylenmez diye bir şey öyle derlerdi eskiden. Yayılmış galiba. Öyle bir şey olursa söylemeyin derlerdi. Niçin? Mesela neden hani şey? Ne bileyim ben, olmaz, yerine gelmez, iyi bir şeyse. Neyse, ne sayarsan yani, cahil insanlar. Olabilir, evet. Ondan sonra bir rüyada gördüm. Bir karlı bir düzlük yazıda. İsa Mesih böyle bir sehpa, ama şu yükseklikte. Evet. Dört köşe bir sahanlık çıkmış, hı-hı, üstünde vaz ediyordu. Hı-hı. Ben de çıktım yanına. Rüya mıydı? Rüya. O biri görümdü. Evet. Bu rüya. Yanına çıktım, ayağından takunya. Şu banyoda giyeriz ya, tamam da. Evet. Takunyayı çıkardı ayağından, bana verdi, giydi de ayağıma. Ben dedim ki bu takunyayı bana giydirdi, ben Allah'ın yolundan artık ayrılmayacağım. Böyle rüyayı kendin mi yorumladın? Ben rüyayı kendim yorumladım. Kimseye de demiyorum. Hiç kimseye de anlatmadım. Demiyorum. Dedim ki bu kilise bu rüyayı bana gösterdi. Ben bunu kimseye söylemem ama ayağım yürüdükçe hala bu halimde gidiyorum kiliseme. Kiliseme gideceğim diye Allah yani kısmet ettikçe. Ondan sonra bu elmas kuyruk dedim ya, okulda bize şeyleri anlattıysa. Evet, elmas kuyruk bayağı bir... Hepimizin anasıdır. Teyze yetiştirmiş. Hepimiz. Biraz anlatır mısın? Evli miydi elmas kuyruk? Evli, torun tosun sahibiydi. Öyle mi? Bir onunla şey program yetişemedim. Öldü o, öldü o. Rahmetli oldu. O bir teneydi. Hepimizin anasıydı. O senin Silvan, Arşalus'un, Menşur'un hep onun çocuklarıdır. Evet. Devam edin. Elmas kuyruğa gittiniz. O dedi ki, gördüğünüzü niye inkar ediyorsunuz dedi. Söyleyin ki dedi, herkese dedi. O mu uyardı? O uyardı. Anladım. Herkese dedi, örnek olur dedi. Herkes iman eder dedi. Allah sana gelmiş, ayakkabısını ayağından çıkarmış, giydirmiş, arkamdan gel demiş. Niye dedi söylemiyorsun dedi. Ondan sonra rüyalarımızı söylemeye başladık. Teşvik edin. Ne düşünüyorsunuz? Mesela rüyaların gerçekten Rab kullanıyor mu rüyaları? Rab kullanıyor rüyaları. Ben rüyalara inanıyorum ama şimdi rüya göremiyorum başka. Hı. Benim oğlum vardı. Evet. 12 yaşında. Hı hı. İki çocuğum daha var arkada. Hı. En büyük. En büyüğü. Çocuktu. Hı hı. Bir gün rüyamda çocuk, biz ne yapacağız? Biz, büyük bir su. Ama çok derin değil de geniş.
Geniş bir su. O suyun içinde bir şeyler yapıyoruz. Ne yapıyorduk bilmiyorum. Şimdi evet. Aklımda değil. Aman diyorum. Oğlanın ismi Ermenagı'dı da Ermenşah'dı. Ermenşah'dı. Ermenşah derdik. Hı hı. Ermenşah yoktur diyorum. O birilerini aramıyorum. O yana devindim, bu yana devindim. Çocuk yoktur dedim. Uyandım. Dedim ki oğlan ölecek dedim. Ay. Sus dedi bu Elman'ın kocası. Evet. Ağzından yel ala neden öleydik dedi. Onlarla mı paylaştınız olayı? O kaynımın oğludur o. Ha akrabasınız. Akrabayız. Tamam bilmiyordum. Evet. Ondan sonra Allah korusun dedi. Niye ölsün dedi top gibi çocuk dedi. Çocuk bir gün geliyor ki baş ağrıyor okuldan geliyor ki. Birinci sınıfa gidiyor. Çok akıllıydı. Evet. Memlekette dedim ya vermedik buraya getirmedik ki. Burada okula verelim. Orada mecbur verdik. Oradan geldi. Burada Ermenice verdiler. Ermenice'yi bilmiyor. Gece gündüz böyle yatağında şey yapardı. Yatırıyorum. Ne konuşuyorsun oğlum? Matematik yapıyorum yatakta. Kendi kafasından mı? Kafasından mı? Öyle akıllıydı. Aa anladım. Çok zeki. O zeki. İkinci karneyi orada almışken burada geldi. Birinci çıktı okulda. Aa anladım. Ermenice'yi öğrendi. Evet. Yani... O kadar ondan mı oldu? Neden mi oldu? Oğlan bildi geldi ki başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Evet. Nihayetinde kanser çıktı beyninde. Hı hı. Anladım. Yani o rüya oraya çıktı. Hı hı. O rüyadan sonra bir de tekrar oğlanı şöyle bir kırmızı elbise giydirmişim. Aynı çocuğunuz. Aynı çocuk. Yüksek bir yerde görüyorum. O da ameliyat olmadan evvel idi. Ameliyata girdi, öldü. Yani rüyayla gösteriyordu. Sonra bir rüya daha söyleyeyim. Bunlar hep vefat, onun vefatından önce mi yoksa sonradan görülen rüyalar yok, mı? Yok, vefatından önce gördüm, önce. Üstüne geldi yani. Hastalık gelmeden gördüm, hiç hasta yok yani. Anladım, anladım. Ondan sonra bir de annem, Nurdem teyzem vardı. Annem öldü. Hı hı. Annem öldü. Teyzemden rüya görüyorum. Rüyamda teyzemi, annem ölmemişti. Annemi yıkayacağım, su arıyorum. Sular kesildi. O yana gittim bu yana. Su arıyorum. Yok su yok. Bitmiş sular. Gittim ki bir garaj, böyle bidonlarla teyzem su doldurup su boşaltıyor. Evet. Anneme bir bardak su götüremedim. Annem öldü. Hı hı. Yıkayamadım annemi. Hı hı. Dedim ki teyzem çok uzun ömürlü, sahiden çok uzun ömürlü yaşadı. Hı hı. O suların bolluğunda. Bunlar benim gördüğüm rüyalar, mucize. Hı hı. O rüyaları kendinize göre kendime yorumladınız. Kendime göre yordum. Çıktı işte nasıl olur? Su ömürdür derler. Evet. Güzel çıktı. Evet. Kırmızıyı gördüm, kanında ameliyat oldu, öldü çocuğum. Bir şey soracağım, o dönemi nasıl atlattınız peki o çocuğunuzun nasıl vefat atlattım? Dönemi? Nasıl atlattım? Saçlarım o zaman yün oldu. Hmm, beyazlaştı. Zor bir dönemdi. Anladım. Gitsin gelmesin o günler. Hı hı. Rabbin yardımcı olduğu zamandı. İman etmiştiniz. O zaman iman da etmemiştim. Memleketten yeni gelmiştim. Ha, anladım. Karı gideyim. Kimsesiz gideyim. Anladım. İstersen hani bu konuda ben kapatıyorum konuyu. Başka bir sana nasıl soru yönelteceğim. Sor canım tamam. Ben işten bitir istersen benim için. Tamam. Şimdi Türkiye genellikle Türkiye için hani daha doğrusu Avrupa ve Amerika için onlar birer Hristiyan ülkesi. Öyle evet. Düşünüyorlar. Türkiye'de Hristiyanlık olmaz diye düşünüyorlar. Halbuki 7 kilisenin doğduğu ve hani ilk kilisenin işte Paulus tarafından ilk kilisenin evet. Antakya'da kurulduğunu biliyoruz. Evet. Türkiye'de de Hristiyanlık var. Tabii hem de ne kadar çok. Bizler de Hristiyanlığı yaşıyoruz. Bunun için ne düşünüyorsun? Yani sadece sanki Avrupa'da veya Amerika'da veya hani Türkiye'de Hristiyanlık olamazmış gibi geliyor birçok kişiye. Oğlum, Avrupa'da kaldığım süreçinde birçok arkadaşım da bana bu soruyu yönelttiler. Ben Avrupa'da, Fransa'da bana dediler ki nasıl oturuyorsunuz onların içinde? Evet. Bu kadar vurmuşlar, kırmışlar, kesmişler. Nasıl oturuyorsunuz? Dedim ki hakikaten öyle. Komşularımın bana hiçbir kötülük ettiği yok. Çok da iyiler. Hı hı. Hakikaten biraz evvel dediğim gibi gelir benden akıl isterler. Dua et bize derler. Şu şeyim var benim. Engelim var yahut bir üzüntüm var. Benden dua isterlerdi. Yani severlerdi hepsi. Madam bir tane derlerdi. Dedikodu sevmez. Dedikodu yapıyorlarsa ben girdim mi keserlerdi. Hı
Sevmez mi adam dedikoduyu? Yani en kötü kendimi biraz seviyorlardı, bilmiyorum. Ayrıca pardon devam et. Buyurun. Tabii ki bu Mesih'in inayetiydi bana orada. Bir 15'in 16 dairenin içinde beni sevmeleri. O Hisus'un lütfuydu. Mesih'in lütfuydu bana. İyiliğiydi. İman edeni seviyor. Biliyorum ki beni seviyor. Beni evlat etti. Amin. Defterine yazdı. Bana vaat etti, sona kadar dayanan kurtulur dedi. Dayanma gücü vereceğim dedi. Seninle beraberim dedi. Meleklerim seni korur dedi. Bunları iman ederek her gün bu duamla meleklerin etrafımda diyerek dua ediyorum. Memleket için de dua ediyorum. Hükümet için de, askerler için de, harpler için de, hastalar için de. Elimden ne gelirse Allah'ın verdiği kadar dua ediyorum. Her gün yatarken, kalkarken, yemek yaparken ağzımızda Allah'a teşekkür ederim. Bırakmıyor bizi. Peki bu Fransa'dakiler ne diyorlar yani? Hani bırak o ülkeyi, gel Avrupa'ya mı? Böyle mi demediler de niye duruyorsunuz orada? Diyebilirsiniz memleketimiz. Ki, değil mi? Bravo. Hala bir tanesi dedi ki, sen dedi çocuklara dedi her şeyi anlat dedi. Seferbirlikten baban ne görmüş, anan ne görmüş? Hepsini anlat dedi çocuklara. Dedim ben çocuğuma anlatayım. Çocuğum kahveye gidiyor onlarla. Sahile gidiyor onlarla. Çalışıyor onlarla. Çarşıya gidiyor. Onlarla düşman olursa nasıl yaşar? Ben sevgi aşılamaya çalışıyorum. Bravo, evet. Düşmanlık değil. Evet. Anladım. Niye düşmanlık aşılayayım çocuklarıma? Hakikaten de çocuklarım kardeş gibi. Hepsine hala Fransa'dan gelir onları görür. Evet. Severlerdi birbirlerini. Yani kötülük görmedik Allah için. Niçin? Zaten bu topraklarda doğmuşsunuz, topraklarda büyümüşsünüz, bu topraklarda yaşamınıza devam etmek istiyorsunuz. En doğal hakkınız tabii ki. Peki gençler izliyor bizi. Var mı sizin gibi bir tecrübeden tecrübe almak çok isterim hayata dair, Hristiyanlık yaşamımıza dair. Nasıl tecrübe? Yani çok mu tembeliz? Yaşamlarımızda, Hristiyanlık yaşamlarımızda çok mu tembeliz? Çok mu yavaşız? Valla tembelimiz de çok. Allah'a verilmiş gencimiz de çok. O kadar çok ki Bakırköy'de. Teşekkür ederim Allah'ıma. Sürü gibi 3-4 yerde grup grup. Şimdi bugün orada, yarın orada. Yani 15-20 tane grup vardır. Şimdi okurlar. Meşhur okur. Rusya Silva okur. Evet. Gençler dinler. Şimdi gençler de çıkar gençlere der ki sen biraz da sen oku der. Fırsat verir, okutturur. 20'li yaşlarda olsaydın kilisede hangi hizmeti yapmak isterdin şu an? Hiç aklım ne yapabilirdim? Niye bir sürü şey yapabilirdin? Okuyabilsem diyorum ya ben çok isterdim ki evde öğrendiğimi geleyim evde anlatayım. Kilisede anlatayım. Çok isterim ama okuyup da aklımda ne zaman aklımda kalmıyor. Onu aldım mı bülbül gibi okuyacağım ki anlatayım. Ben yavaş yavaş kendi kendime okuyabiliyorum. Başkasına okuyamıyorum çok. Anladım. Biraz kutsal kitaba dönelim istersen. Sevgili kardeşler, Zartar teyze şöyle bir şey paylaştı bana programdan önce. Bazı şeyleri çok çabuk unutabiliyorum dedi. Bu yüzden dedi özellikle kutsal kitap okurken unuttuğum için araya kağıtlar koyuyorum dedi. Sabahleyin okuduysam araya bir kağıt koyuyorum. Ha, bunu sabah okudum. Veya ertesi gün okuyacaksam tekrar araya bir tane kağıt koyuyorum. Ve onu ertesi gün okuyacağımı biliyorum. Ama ne okudum hatırlayamıyorum dedi. Evet. Böyle bir unutkanlık. Unutkanlık, evet. Yaşlılıktan, hastalık. Ve mezmurlardan bir mezmur okumak istiyorum. Okuyacağım. Sen de buraya bir kağıt koymuşsun. Ben koydum. Demek ki bunu bugünlerde... Bugün işte okudum, orayı okudum, buraya koydum. Yarın onu okuyacağım. 104, mezmur 104'ü okumuşsun. İstersen biz de 104'ü okuyalım. Şuraya koyuyorum, bunu yarın sabah okuyacaksın. Kaybetmiyorum. Mezmur 104 kardeşler siz de açıp takip edebilirsiniz eğer isterseniz. Bu gece uykum kaçtı kalktım yine mezmur okudum. Neden mezmur? Orayı en kolay okuyorum. Okey tamam. Ey canım Rabbi takdis et. Mezmur 104. Ey canım Rabbi takdis et. Ya Rab Allah'ım çok büyüksün. Celal ve haşmetle giyinmişsin. Senin ışığı esvap gibi giyen, göklere bir perde gibi geren, yukarı odalarını... Sularda çatı kuran, bulutları kendine araba eden, o ki, yelin kanatları üstünde gezer, o ki,
rüzgarları melekler ateş alevini hademe eder. Yeri temelleri üzerine kurdu. Ebediyen sarsılmayacaktır. Esvap gibi ona engini giydirdi. Sular dağların üzerinde durdu. Senin azarlamandan kaçtılar. Güllemenin sesinden onlar için kurduğun yere acele kaçtılar. Dağlar yükseldiler, vadiler indiler. Onu geçmesinler diye sen onlara sınır koydun. Yeri kaplamak için geri gelmezler. Vadilerde pınarlar çıkarır. Dağlar arasında akarlar. Kırın her hayvanını suvarırlar. Yaban eşekleri susuzluklarını giderirler. Bazı kelimeler eski Türkçe anlayamıyorum ama tabii sen belki daha iyi anlayabiliyorsun herhalde. Bazı kelimeleri ilk defa duydum. Anlıyorum da dedim ya. Onların yanında gök kuşları konarlar. Dalların arasından öterler. Yukarı odalardan dağları sular. Yer senin işlerinin meyvasından doyar. Hayvanlar için ot ve insan işine yarayan sebze çıkarır. Ta ki yerden yiyecek ve insanın yüreğini sevindiren şarap, yüzünü parlatan yağ ve insanın yüreğine kuvvet veren ekmeği çıkarsın. Rabbin ağaçları, kendi diktiği Libna'nın erz ağaçları doyarlar. Orada kuşlar yuvalarını kurar. Leylekler ise onun evi çam ağaçlarıdır. Yüksek dağlar dağ keçileri içindir. Kayalar tavşanlara sığınacak yerdir. Belli vakitler için ayı yarattı. Güneş batacağı yeri bilir. Karanlık edersin de gece olur. O zaman ormanın bütün hayvanları çıkar. Genç aslanlar av için gümürderler ve Allah'tan yiyeceklerini isterler. Güneş doğar, çekilirler ve inlerinde yatarlar. İnsan kendi işine ve akşama kadar ekmeğine çıkar. Ya Rab, işlerin ne çoktur. Onların hepsini hikmetle yaptın. Yer senin servetinle dolu. Su, deniz büyük. Şu deniz büyük. Her yandan geniş, orada sayısız kaynaşanlar, küçük ve büyük hayvanlar vardır. Orada gemiler yürürler. İçinde oynarsın diye yarattığın Levyatan oradadır. Hepsi seni bekliyorlar ta ki onlara vaktinde yiyeceklerini veresin. Onlara verirsin ve toplarlar. Elini açarsın, iyiliğe doyarlar. Yüzünü gizlersin, onlar şaşırırlar. Soluklarını alırsın, ölürler ve topraklarına dönerler. Ruhunu gönderirsin, yaratılırlar ve yerin yüzünü tazelersin. Rabbin izzeti ebedi olsun. Amin. Rab işleriyle sevinsin. Amin. O Rab ki yere bakar ve titrer, dağlara dokunur ve tüterler. Ben yaşadıkça Rabbe ilahi okuyacağım. Var oldukça Allah'ıma terennüm edeyim. Amin. Düşüncem ona hoş gelsin. Ben Rab ile sevineyim. Günahkarlar dünyadan tükensin ve kötüler artık yok olsunlar. Amin. Ey canım. Beddua da var işte kitapta. Ey canım. Şeyde mezunlarda beddua var halbuki. Kötülükler artık ortadan kalksın. Kalksın ama şey. İşte. Ey canım, Rabbi takdis et, Rabbe hamd edin. Hamd olsun. Bunu sabah okumuşsun. Süleyman'ın mesallerinden kısacık bir yer okumak istiyorum. Gene ben kağıtlardan bir tane, demek ki yakında bir tarihte okumuşsun, ufak bir kağıt koymuşsun araya. Süleyman'ın meselleri... Bir yerde hoşuma giderse ben oradan alıyorum. Böyle baba okuyorum. Ben hemen 105'e koyayım, sen kaçırma. Süleyman'ın meselleri, bab 20'nin oraya bir tane kağıt koymuşsun. İstersen bir kısmını okuyayım ben. Dinleyelim. Süleyman'ın meselleri kardeşler, bab 20. Şarap müstehzidir, içki gürültücüdür ve kim onunla sendelerse hikmetli değildir. Kralın korkunçluğu aslanın gümürdemesi gibidir. Onu kızdıran kendi canına karşı suç eder. Kavgadan çekinmek insana şereftir. Fakat her sefi kavgaya atılır. Tembel kıştır diye çift sürmez ve biçme vakti arar ve bir şey bulmaz.
İnsanın yüreğindeki düşünce derin sulardır fakat anlayışlı adam onu çekip çıkarır. İnsanların çoğu her biri kendi lütufkarlığını ilan eder. Fakat güvenilir adamı kim bulabilir? Kendi kemalinde yürüyen salih adam, kendisinden sonra çocukları ne mutludur. Hüküm tahtında oturan kral her şehri gözleriyle dağıtır. Kim diyebilir yüreğimi temizledim, günahımdan tahir oldum? Hiç kimse. İki türlü tartı taşı ve iki türlü ölçek. İkisi de Rabbe mekruhtur. Bu Rab şey pardon evet Süleyman'ın meselleri bab 20 idi. Her gün dua zamanı oluyor mu evde kendine göre veya kutsal kitap zamanı oluyor mu? Kutsal kitap zamanım sabahtan elimi yüzümü yıkarken ilk işim o olur. Dua zamanın oluyor mu? Ondan sonra dua mı edersin yoksa? Okurup bitirdikten sonra dua mı ederim? Bir gün boyunca ne yapıyorsun? Bir gün boyunca icap ederse yine okurum. Yemek yaparım, alışverişe giderim. Yavaş yavaş çok bir şey getiremiyorum, az bir şey alırım. Ertesi güne giderim. Kilise günleri, dua günleri, duama giderim. Anladım. İşte böyle geçiyor günler. Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum Zafer teyze. Bu güzel ederim. Davetin için. Buraya bizi davet ettin ve seninle çok hoş bir sohbetti. Bu sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Tecrübelerini paylaştın. Sivas'ı anlattın. Eski Sivas'ı anlattın. O dönemi anlattın. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili kardeşler, bugün Zartar teyze ile birlikteydik. Ona konuk olduk, bizi davet etti. Çok cici bir sohbetti, hoş bir sohbetti. Gelecek programımızda çok mersi. Gelecek programımızda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, esenlikle kalın, hoşça kalın.